Merhaba Şıklı Yönet izleyicileri, ben Berkin Bozdoğan. Karşınızda Samsung'un Gear S'i var. Gear S'in esprisi neydi? Üzerine bir sim kart barındırmasıydı ve bu sim kart sayesinde akıllı cihazınızdan bağımsız olarak kullanılabilmesiydi. Şimdi Samsung Gear S'in unboxing'ini beraberce yapacağız ve birkaç gün sonra da incelemesiyle sizlerle olacağız. Tahminen yılbaşından sonra olacak. O yüzden hani özel olarak özellikle TikTok'tan falan soruyorsunuz. Yılbaşından sonraya gelmesi muhtemel. Bu hafta biraz yoğun geçecek bizim için. Hayır, yılbaşı kutlamalarıyla değil, genel olarak iş yoğunluğumuz biraz fazla. Ne yapıyoruz tabii ki her zaman olduğu gibi meşhur kılıcımızı, bıçağımızı alıp kutumuzu açmaya başlıyoruz. Kutunun üzerinden gördüğüm kadarıyla içinden çıkacak cihaz beyaz. O yüzden farklı bir fon kullandık. Burada hemen eğer bunu açtılarsa satın almayın diye yazmışlar. Hop, bunu açtık. Bir tarafını kesmemiz yeterli. Tehlikeli bıçağımızı kenara bırakıyoruz. Burada parmağımda da zamanında kestiği yeri görebilirsiniz. Evet, kutu biraz bizi zorluyor. Hilti'yi getirin. Ha, açıldı, tamam. Evet, kutumuz hemen bizi cihazla beraber karşılıyor. Evet, Gear S burada. Gear S birazcık büyük. Gear S'in büyük olması sebebi hem üzerinde kocaman bir ekran olması hem de arka tarafta gördüğünüz üzere, gel şu an göremiyor olabilirsiniz. Şöyle açmaya çalışayım. Evet, bu paket çıkarmadan olmuyormuş bu iş. Buradan bunu anladık. Şöyle açarak göstereyim çünkü bilezik yerinden çıkmıyor. Sim kart yuvası olması. Sim kart yuvası ile birlikte arka tarafta zaten bu kayıp atış sensörünü de görüyorsunuz. Hem Gear Fit'te hem Gear 2'de bu sensör vardı ama sim kart mevcut değildi. Neyse, kutunun devamına bakmaya devam edelim. Beyaz renkli olması benim açımdan kötü, çok sevmiyorum ama. İçinden çıkmasını beklediğim şey bir tane kendisi özel şarj aleti. Çünkü gördüğünüz üzere doğrudan bir USB bağlantısı mevcut değil. Şu temas noktalarını Gear Fit'ten ve Gear 2'den hatırlarsınız zaten. Buna özel bir aparat çıkacaktır. Kutu içeriği bu arada başka bir şey yok. Kutumuzu şöyle kapatalım. Ops. Kutuya biraz zarar verdim. Bu kutuyu buna alalım. Kutuyu açmaya devam ediyorum. Şarj aleti olarak biraz daha neredeyse bir dok büyüklüğünde bir cihaz çıktı. Bu cihazı doğrudan saatin arkasına takarak kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere buradaki kısım var zaten, arkasına oturuyor gördüğüm kadarıyla. Açıkçası bu kadar irice bir şey beklemiyordum. Cihazı gördüğüm zaman bunların üzerindeydi. Demek ki bu da malum hani size IFA'dan bildirmiştik. IFA'da demek ki bütün stand tasarımı değilmiş o. Cihazın kutusundan da bu çıkıyor. Devam ediyorum açmaya. Bir tane şarj cihazı çıktı. Bu standart 5 wattlık şarj cihazlarından. Tabii farklı bir şeyle kullanamıyorsunuz pek fazla. Yani ekstra bir kablo çıkmıyor. Bunu kenara ayıralım. Evet, muhteşem. Çok okuyacağımız, derinlemesine idrak edeceğimiz kullanım kılavuzları çıktı. Bu kullanım kılavuzlarını zaten ne yapıyoruz? Okumadan kenara ayırıyoruz. Gear S'in bize vaat ettiği şey, bir kere akıllı cihazınızla eşleştikten sonra üzerindeki sim kart sayesinde başka bir cihaza ihtiyaç duymadan kendi kendine internete bağlanabilmesi ve Google ekosisteminde istediğiniz her şeyi yapabilmenize imkan vermesi. Bakalım Samsung'un Gear S'i bu iddiaların ne kadarını karşılayabilecek? Önümüzdeki günlerde ayrıntılı incelemelerle sizlerle olacağız.